Her şeyin bir bedeli var. Arkadaşlar, mahkeme bitmiştir. Bu polis arkadaşlar, kardeşim ziyaretten gelmiş. İki arkadaşıyla beraber polis hiç durmadan, hiçbir şey yapmadan direkt gitmiş, ayağına sürmüş onu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine bakın. Bir de işte polis arkadaşların adaletine bakın. Şimdi bu çocuğa yazık değil mi? Şimdi 25 yaşındadır. Adam yani bir tane doğan arabayla, doğan. Dur desey zaten şey olacaktı. Hiç durmadan gelmiş, ayağına sıkmış, burada gitmiş. Bir de doktor arkadaşla ne yaptı? Doktor arkadaş ambulans kapıda vardır. Ambulansla götürmüyor oraya. Polis arabayla şeye gönderiyor onu. Karakola gönderiyorsun. Ve o iki arkadaşı da yanındadır zaten burada. O iki arkadaşı da yanındadır. Bunlar sadece gezmeye gitmiş. Bugün 14. Bugün bahar şenlikleri vardı bizim burada. Evet. Bahar şenliklere gitmiştik biz. Orada dönüşte işte ehliyeti yok diye, tamam mı? Polis de işte. Bir polis demek ki herkesi öldürse burada adam kalmayacak. Şimdi kardeşiniz seyir halindeyken mi polis onu tabii, durdu? Tabii tabii, dur derdi yok. Durmuş zaten. Durmuş işte. İndi olduğu gibi sıktı. Olmuş. Yani size ne söyledi? Şey. Ehliyet mi sordu sizden yoksa? Hiçbir şey sormadı. İndiği gibi sıktı. Yani bir şey sorsa tamam diyeceğim. Sıktı, ben de kaçtım. Ayağıma zaten sıkıyordu. Benim üzerime doğru sıktı, ben kaçtım. Ayağıma değdi. Kaçtım, 100 metre gittim, durdum. Yani o mu sizi durdurduysa orada mı orada duruyordunuz? Yanıma geçti, dur dedi, durdum. Sıkmasaydı zaten bir şey yoktu. Ama evet. Sıktı, korktum, kaçtım. Yani normal bir uygulama mıydı yoksa? Yok yok, herhangi bir uygulama falan değildi. Evet. Arkamdan geliyordu, Malabari tarafından o da geliyordu yani. Evet. Tam olarak nerede oldu olay? Şeyde oldu işte, Kulpa tarafında oldu. Kulpa değil, tekel var ya bizim tekel var. Ana caddede oldu. Yok, Kulpa'da sıktı be abi. Kulpa'da petrol önünde sıktı bana. Yani araçtan indiği gibi size hiçbir şey sormadan? Yok yok, herhangi bir şey sorsa ben şey değilim yani. Ben dururum hani, cevap veririm, bir şey söylerim hani. Evet. Bir şey, bana bir şey demedi. İndiği gibi ayağıma... Tabancayla mı, uzun namlulu silahla mı? Tabancayla. Tabanca. Kaç el ayağınıza sıktı? İki el sıktı. Bir havaya sıktı, bir de bana sıktı. Bir de ayağınıza sıktı. Evet. Başka bir de camlarınız da kırılmış. İlk başta bana sıktı, ondan sonra havaya sıktı. Nereden yaralandınız, gösterebilir misin? Tabii. Jamaş bu tekiyo tere, bırak jamaş bu tekiyo. Çıkaramıyorsun. Jamaş tere, tekiyo tere. Tekiyo tere. Arkadaşlar öne geçmeyelim istersen. Tamam, çıkmıyorsa önemli değil. Buradan 41 taraftan atmış. Yani şimdi ya başına denk gelseydi bu Türkiye Cumhuriyeti'ne diye. Ben anlamadım. Mahkemede ifade verirken hangi gerekçeyle ifade verdiniz? Dedim efendim herhangi bir şey yapmamışım. Kendi arabamla geziden geliyordum. Polis olduğunu bilmiyordum. Baktım indi, tanıdım. Ama durmadı, bana bir şey söylemedi. Ayağıma sıktı direktmen. Polisin suçlaması ne oldu size karşı? Ben onu okumadım işte bir şey, dosyayı. Daha ifade almamışlar. Daha polis, o polis arkadaşlar daha gelmemiş yani. Onu sordum içeriye. Evet. Daha ifade bile almamışlar. Saplamak için gelemez. Evet, saplamışlar. Mahkeme nasıl bitiyor? Mahkeme nasıl bitiyormuş? Onu sordun mu? Mahkeme onların tarafında bitti yani. Onlar tarafında bilmiyorum. Daha getirmemişler. Polis kimse yok içeride. Bu sıkanlar kimse yok içeride. Hiçbir şey bedelsiz kalmıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam, hoş bulduk. Hocam hoş bulduk. Hoş geldiniz. 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 Ho